olalım dünyadan uzak. Gökçe Bahadır o yeri buldu. Derya'ya yakın, dünyadan uzak mütevazı kulübesine tatile çıktı. Derya'ya yakın, dünyadan uzak. Ünlü isimler yazlıklarında, lüks otellerde, milyonluk teknelerinde tatil yaparken, işte Gökçe Bahadır ve eşi Emine Ersoy'un gözlerden uzak doğayla baş başa tatili. Bodrum'da kızıl ağaça ayıran çam ağaçlarıyla süslü yüksek tepenin hemen yanı başında dört bir tarafı ağaçlarla çevrili köyün yerleşim yerinden uzak, tek başına tek katlı bir kulübeydi onlarınki. Bodrum'da gün başladı. Sabahın erken saatlerinde önce eşi Emir Ersoy görüldü kapıda. Aracını güneşin altından ağaçların gölgesine sakladı. Hemen ardından saksıda büyüttükleri doğal organik biberlerinden topladı. Belli ki kahvaltı hazırlığı başlamıştı. Çift dakikalar sonra bir kez daha kapıda kahvaltı tabaklarıyla göründü. Kulübeleri gibi kahvaltıları da oldukça mütevazıydı. Ekmeği, peyniri, zeytini bir tabağa sıkıştıran çift bir bardak çaylarıyla masaya oturdu. Deyim yerinde ise kuş uçup kervan geçmeyen yerde pembe pijamalarıyla eşinin eliyle topladığı biberleriyle iştahlı mı iştahlı bir kahvaltıya koyuldu güzel oyuncu. Köyden biraz uzakta olunca yerli halk ünlü çiftin hatırını sormak için kapılarını çalmayı ihmal etmiyor. Kahvaltı bittikten sonra sohbet eşliğinde uzun uzun sohbet eden eşler keyifli kahvaltılar için birbirlerine öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Kahvaltı sonrasında Gökçe Bahadır sessizliği dinleyip uzun uzun düşündü. Derin derin düşünceleri daldı, gözü uzaklarda takılı kaldı. Sonra bir anda silkelenip kalkan güzel oyuncu ve eşi Emir Ersoy hızlı hızlı hazırlanmaya başladı. Üstünü değiştirip çöplerini toplayan çiftten Emir Ersoy kapıda belirirken Gökçe Bahadır sakin sakin yavaş yavaş hazırlanmaya devam etti. Ünlü çiftin Bodrum'daki evlerinin tadilatı bitene kadar doğayla iç içe tatillerine devam edeceği öğrenildi.